TeknoSeyr'e hoş geldiniz. TeknoSeyr ekranında sık sık görmeye alıştığımız Mesh cihazların yeni bir örneği var. Önümüzde TP-Link'in Deco serisinin X10 ürünü. Bunun birli, ikili, üçlü paketleri var. Ülkemizde üçlü paket yaygın. Benim önümde de üçlü paketin bir örneği var. Bu cihazlar hani en baştan belirteyim hemen de soruluyor. Üçü birbirinin aynısı. Hani birisi master öbürleri işte onun istemcisi falan gibi öyle bir donanım olarak öyle bir farkı yok. Siz kurulumda kendiniz birini ana cihaz olarak ayarlıyorsunuz ama donanım olarak aynı istediğiniz gibi yerleştirin. Bu dekonun bu sistemi Wi-Fi 6 yani 802.11ax Wi-Fi standardını destekliyor. Hızı da 5 GHz bandında 1.2 gigabit. 1200 megabit. 2.4 gigahertz bandında 300 megabit. Yani toplam 1500 megabite denk geliyor. AX1500 diye kutunun üzerinde yazmasının da nedeni bu. Evet. 3 tane cihazımız var. Daha önceki dekolara göre onlar bunun 2 katı falan gibiydi yüksekliği. Bunlar daha şöyle boydan kısa ama aynı işi yapan cihazlar. Ee, yapısı gereği bu cihazların... Duvara monte edilmesi ya da tavana monte edilmesi mümkün değil. Ayağının üzerinde duran cihazlar, hani bir raf gibi bir şey ayarlayıp duvara monte edebilirsiniz ama tavan için şansınız yok. Çok yaratıcı bir şeyler geliştirmeniz lazım. <laughs> Yapı olarak hani bir tek önünde, altta gizli bir led ile bizimle konuşan, arka tarafta 3 bağlantısı, 2 tane gigabit ethernet bağlantısı olan, gayet kompakt yapıda dışarıya da bir e, hani çıkıntısı olmayan, antenleri gizli, rahatsız edici bir tarafı olmayan gayet dekoratif bir cihaz. Bunu çok su hani dalga da geçiyorlar bizim onu özellikle belirtmemize, görüntüsünün dekoratif olmasını falan önemli bulmamıza. Kimi arkadaşlar o görüşe katılmıyor ama benim kendi kişisel deneyimimle bu dekonun beyaz ve sağından solundan antenler fışkıran bir şey olmaması sayesinde çözdüğüm sorunlar oldu. Çünkü o Hani biz bilgisayar meraklıları böyle şeyi umursamayız ama öyle her tarafından antenler çıkan örümcek gibi siyah şeyleri evin hanımı veto edebiliyor. <laughs> Bu söylediğimin ispatı da bana inanmıyorsanız interneti araştırın. Router saklama kutusu diye bir ürün var. <laughs> Bu e, antenli siyah kara kutuları hanımlar veto ettiği için böyle çiçekli falan ahşap bir şeyler yapmışlar. Routerı onun içine saklıyorsunuz yani benim kuruntum değil bu. Bunlar sözün özü bunların dekoratif beyaz vazo gibi bir bardak gibi bir görüntüsü gayet hoş. Şimdi bu cihazlar modem değil. Bunu kullanabilmek için evinizde bir internet bağlantısı olması gerekiyor. Bir router modem artı ne varsa evinize nasıl geliyorsa internet. Bir cihazın evinize internete getirmesi gerekiyor. Ondan sonra evinize internet gelmiş durumda bunlarla o interneti bütün eve yayacaksınız. TP-Link diyor ki 3 cihazlı benim kutum 520 metrekareye ya kadar yayar interneti diyor. İlk bağlantıyı ister o evinizde var olan modemden, routerdan, Ethernet kablosuyla yapabilirsiniz ya da Wi-Fi ile yapabilirsiniz. Bu cihazlar arasındaki bağlantıları da yine... Ethernet kablosuyla belki birbirlerine bağlayıp, belki hepsini aynı Haba, Switch'e, router'a bağlayıp yapabilirsiniz. Ya da Wi-Fi ile birbirleriyle konuşabilirler. Aslında TP-Link bir ana cihazı doğrudan evdeki modeme kabloyla bağlayacağınızı düşünmüş belli ki. Bir tane Ethernet kablosu vermiş yassı tipte. Diğer cihazların Wi-Fi ile, ana cihaza Wi-Fi ile bağlanacağını, Düşünmüş ama siz hepsini dediğim gibi kabloyla falan bağlayabilirsiniz, melez kurulumlar yapabilirsiniz. Bazısı Wi-Fi ile, bazısı e, kablolu. Tamamıyla size kalmış. Kablolu birbirlerine kabloyla bağlamak ya da ana bir merkeze kabloyla bağlamak stabil bir e, bağlantı sağlayacaktır. Ama kabloyla kablo geçiremiyorsanız, kabloyla kuramıyorsunuz kuramıyorsanız Wi-Fi ile kullanırken de şöyle iyi bir haber var. Bu cihaz Wi-Fi 6 destekli dedim ya. AX destekli. Şimdi hatırlarsanız AC standardı Wi-Fi 5. Wi-Fi'nin performansını arttırmak odaklı tasarlanmış bir standarttı. Wi-Fi 6 AX standardıysa kalabalık ortamlarda kalabalıktan kastım cihaz kalabalığı, Wi-Fi kalabalığı, kablosuz kalabalığı. <laughs> kalabalık ortamlarda iletişimi güçlendirmek için ortaya çıkmış bir standarttı. Dolayısıyla bunlar AX standartını kullandıkları için hani birbirleriyle iletişimde, ev içinde, ortamda daha başarılılar. Ha bir de hatırlatalım. 3 cihazla kalmak zorunda değilsiniz tabii ki. Daha da arttırabilirsiniz. Zaten var olan dekoları da buraya ekleyebilirsiniz. TP-Link'in dekosunun güzel özelliklerinden birisi bütün deko cihazları birbirleriyle çalışıyor. Ya da bunları evinizde var olan kuruluma ekleyebilirsiniz. O bir avantaj. Tekrar ama söylüyorum bunlar modem değil. Evinizde, internet ofisinizde bir internet olması gerekiyor kullanmak için. Evet bunlar her biri birer hem erişim noktası hem router. Birini modeminize bağladınız. Bir Wi-Fi ağı oluşturdunuz. Diğer cihazlarda ona katılıyor. Hatta ilginç bir şey var. Kutusunda falan çok belirtmemiş ama benim ilk cihazı tanımlayıp çalıştırdıktan sonra Diğer cihazları hiç uygulamadan eklemem bile gerekmedi. Onlar ana cihazı bulup direkt çalışmaya başladılar. Biraz şaşırdım hatta uğraştım biraz. Hani ben eski usul o cihazı ekle falan diye uğraşmaya hazır olduğum için ya bunları bir sıfırlamak mı lazım falan diye biraz uğraştım. Ya yani iyice kolaylaşmış artık kurulum. Ana cihazı kuruyorsunuz. Bu kurulum işi telefondan yapılıyor. Uygulama Türkçe. Dekon'un uygulaması var. Ana cihazı kuruyorsunuz. Wi-Fi adını giriyorsunuz. Tamam. Burada 5 GHz ve 2.4 GHz destekli dedim. Hızları söyledim. Size 5 GHz ayrı, 2.4 GHz ayrı göstermeyip tek bir Wi-Fi ağı yayınlama cihaz, bağlanan cihaz hangisini kullanacaksa onu atama özelliği var. Ama istiyorsanız ayrı ayrı da oluşturabilirsiniz. Hatta hani bir Wi-Fi ağı oluşturdunuz, 3 cihazı da kurdunuz, bütün evi kapladı. Mesh Wi-Fi ağı. Siz özellikle ya bu telefon her zaman bu cihaza bağlansın gibi atama yapabiliyorsunuz. Öyle ince özellikler de var. Bu dediğim gibi kurulum ve kullanım tamamıyla Türkçe cep telefonu uygulamasından yapılıyor. Ben merak ettim. Eski usul web arayüzü, browser'dan girilen web arayüzü var mı diye baktım. O da var. Ama dünya değişmiş. Eskiden mobilde ol, olmayan uygulamada olmayan özellikler web uygulamasında, web arayüzünde olurdu. Artık web arayüzünün özellikleri daha az. Bütün özellikler telefonda, mobil uygulamada. Ee, belki bir süre sonra o web arayüzü ortadan kalkacak bile. Ee, böyle bir ağ kurduğunuzda, bütün evi ya da ofisi kapsadığınızda ne avantajınız oluyor? Bir kere siz telefonda tek bir arayüzdesiniz. Üç cihazı da tek bir arayüzden yönetiyorsunuz. Zaten cihazları tek tek yönetmeniz gerekmiyor. Cihazlara tek tek isim falan verebiliyorsunuz. Ama firmware güncellemesi geldi. Basıyorsunuz uygulanıyor cihazlara. Ya da bir Wi-Fi'nin şifresini değiştirdiniz, değiştirdiniz. Yeni bir ağ oluşturdunuz. Misafir ağ oluşturdunuz. Siz uygulamadan yapıyorsunuz, tek tek cihaz falan seçmiyorsunuz. Bu mesh sistemlerin özelliği bu. Tek tek cihazlarla uğraşmamak. Avantajı bu. Bunun dışında cihazlar ne özellikler size sunuyor? Bir küçük bir ofis kullanımında ya da ev kullanımında gerek duyacağınız cihazlara yani elinizdeki cihazlara telefon, tablet, playstation, evdeki cihazlara IP rezerve etme özelliği var. Benim istediğim kullandığım bir özellik var. Beyaz liste, kara liste cihazlara izin vermeye ya da yasak listesi oluşturma destekliyor. Ebeveyn kontrolü var. Saate göre işte girsin giremesin şu istemciler, kullanıcılar var. Misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. LED tek bir LED gizli tek bir LED'i var demiştim ama o da yanmasını istiyorsanız LED'i kapama var. İsterseniz saate göre kapama var, zamanlama var. İşte 2.4 ve 5 GHz'i tek bir ağ gösterme özelliğini söylemiştim bu da var. Çok ince, böyle hani Wi-Fi'ın kendi içindeki parametreleri falan gibi özellikler yok. Onlar açılmamış kullanıcıya. Artık bu daha çok tak kullan türü bir cihaz. Çok profesyonel değil. Dolayısıyla hani bu işin çok ustalığının gerek duyacağı ya da kurumsal özel bir kurulumun ihtiyaç duyacağı ince parametreler arayüzde sunulmamış. Evet, böyle bir cihazla böyle bir kutuyla büyükçe bir ofisi, hani bir büyükçe bir evi, hatta 500 bin metrekare çoğu kişinin evi bu kadar değildir. Ama kat daha çok düşünün. Bütün evi kapsayabiliyorsunuz. Kullanıcı elinde telefonuyla gezerken bu ağ içinde oldukça geçişsiz bir şekilde hani kendisi bir şey hissetmeden kesintiye uğramadan cihazdan cihaza aktarılıyor onun bağlantısı ve hiçbir zaman kopmuyor. Şimdi bunu hani extender'larla falan da yapıyordunuz zaten. Yaparsınız ama şunu da kullanan arkadaşlar hak verecektir. O geçiş hiçbir zaman tam kusursuz olmuyor. Mutlaka bazen işte telefonunuz daha güçlü bir sinyal yanı başındayken uzaktaki daha zayıf sinyale tutunmaya çalışıyor falan. Bu mesh sistemlerde bu iş oldukça pürüzsüz işlemekte. Hatta işte TP-Link bu e, X10'da kutuya yapay zeka desteğiyle falan diye de eklemiş ama biliyorsunuz artık şimdi yapay zeka biraz günümüzün en geçer akçesi. Hani tam olarak nereye yapay zeka gelmiş bilemeyeceğim. Ama daha önceki dekolardan da biliyorum ki o roaming, gezinme bu mesh sistemlerde oldukça sorunsuz gerçekleşiyor. Ve e, böyle bir şeyi tercih etmenin asıl nedeni bu ama şunu da söyleyeyim. Böyle bir ağ sistemine ihtiyaç varsa gireceksiniz. Çünkü bu gördüğünüz üçlü paketin fiyatı 4600-4700 lira gibi bir fiyatı var. E hani normalde bir sıkın, Wi-Fi'den bir sıkıntınız yok. Bir cihazla ofisinizi kapsıyorsunuz, evinizi kapsıyorsunuz. Tutup da üç tane bunu koymanın net bir getirisi olmayacaktır size. Ama bir cihaz yetmiyorsa e eh, tamam o zaman böyle bir mesh sistemi genişleyebilirliğiyle kolay yönetilir haliyle sizin sorunlarınızı çözecektir. Benim yine size tavsiyem mümkün olduğu kadar bu cihazların belki birbiriyle bağlantısını belki her bir cihazın ana o evin modemiyle bağlantısını kablolu yapabilirseniz tamam kablo çekmek kablo geçirmek derttir ama çok sağlam bir altyapı olur rahat rahat bütün eve Wi-Fi sinyalini yaymış olursunuz. Ama olmazsa ana cihazı bağlayın kabloyla diğerleri kablosuz bağlansın ana cihaza. Zaten artık hani hangi bantta bağlanacaklarını birbirlerine falan siz seçebiliyorsunuz. Hepsi bütün araçlar sunulmuş. Pürüzsüz çalışan bir sistemi telefonunuzdan sadece <laughs> kullanarak kurup çok bu konularda deneyiminiz olmasa bile kurup kullanırsınız. Deko gittikçe pratikleştirmiş bu işin kurulumunu. Evet. Teknoseyirde yine a araçlarında yeni teknolojilerde görüşmek umuduyla hoşçakalın.